Harika oldu, harika. Ellerime sağlık. Mutlaka yapılmalı bak, mutlaka. Nasıl mı yaptım? Gelin anlatayım. Evet, adı üstünde kestaneli trüf dediysek tabii ki içerisinde ana malzememiz bir kase haşlanmış, kabukları ayıklanmış, haşlanmış kestanemiz var. Şeker ilavesiz dedik. Tadını nereden alacak o zaman? Bu hurma olabilir. Güneşte kurutulmuş kayısıyla kuru üzümü karıştırınca da fena olmuyor. Evde eğer hurma yoksa deneyebilirsiniz. İçerisine kuru fasulye koyduk. Haşlanmış kuru fasulye. Bir yemek kaşığı böyle dolu dolu. Bir tatlı kaşığı kakaomuz var. Bir çay kaşığı da tarçınımız var. Bunlar çikolatalarım Ben Mari. Bu da üstünü süslemek için gördüğünüz o işte Hindistan cevizi kaplaması için trüfü. Zaten haşlanmış olduğu için kestanem hiçbir şeye pişirmeye gerek kalmayacak. Kestanemi robota alacağım. Sıcak suda beklettim hurmaları. Çekirdeklerini çıkarttım. 8 tane hurmam var. Onları da ekledim. Aslında hurmanın o sıcak suyundan birazcık içinde olması iyi oluyor robota yardımcı olmak açısından. Çok kuru malzemeyi çünkü parçalamakta zorlanabilir bazen robotunuz. Kuru fasulye ekleyerek aslında hem bitkisel proteinini arttırdık hem de lifini arttırdık bu tarifin. Bu tarif vegan bir tarif olduğu için bitkisel protein açısından da vegan bireylerin aslında beslenmesinde önemli bir yer tutuyor. Kakaomuzu da ekledik. Bu tarçın ve kakao kuru fasulyenin nötr tadını kestaneyi de tam birleştirmeye yarıyor. Kimseye söylemezseniz yerken ben anlayacaklarını da düşünmüyorum. Bildiğiniz bir sakızımsı yapıda yapışıyorlar ama çok da kolay aslında ezmek de mümkün. Bence tamamlar. Gayet güzel. Şöyle size de şuradan göstereyim. Böyle bir homojen kıvama geldiler. Fasulye, kestane ve bütün malzemeler. Şimdi ne yapacağız? Onu böyle bir yağlı kağıt yardımıyla bir silindir haline getireceğim. Birazcık buzdolabında toparlanmasını bekleyeceğim. Sonra şekil vererek devam edeceğiz. Gram bitter çikolatamı altında böyle suyun kaynadığı bir tencereye, bir tavaya cam bir kase oturttum. Cam kasenin içine direkt koydum. Suyun buharıyla o eriyecek biliyorsunuz. Bu Ben Mari usulü eritme. Buzluk, çok kısa bir buzluk, buzdolabı yapacağım demiştim. Kendine gelsin diye dondurmuyorum. Sadece birazcık böyle soğumasını, iyice birbiriyle bütün bir yapı haline gelmesini sağlıyorum. Evet. Herhangi bir donma işlemi yok. Sadece soğutma. Şimdi bunu keseceğiz yuvarlak yuvarlak. Sonra çikolatalara batıracağız. Sonra da Hindistan ceviziyle buluşacak. Yaklaşık 16 parçaya böldüm. Onları şimdi minik yuvarlaklar yapacağım. Evet, çikolatalarımı bir kontrol ediyorum. Onlar da erimek üzereler. Böyle elimi biraz ıslattığım zaman bunları yuvarlamak daha da kolay oluyor. Hop. Sonra da onun içine atacağız. Kestaneli, fasulyeli, şeker ilavesiz. Ve glutensiz ve vegan. Evet, tabağımız geldiğine göre, çikolatalarımız eridiğine göre içine atacağım hepsini. İki parça halinde atarsam daha kolay olacak. Şimdi efendim sevgili şeflerimizin bunlar için daha kolay yöntemleri var ama biz elimizdeki imkanlarımızla bu kadar yapabildik. Ben biraz eşit dağıtamamış olabilirim. Oho, çok güzel. Çok güzel. Şu ilk yaptıklarıma birazcık daha takviye yapacağım. Full kaplanmış oldu böylece. Birazcık da Hindistan cevizi ve kestaneli fasulyeli trüflerim, topçuklarım Hindistan ceviziyle buluşup dolabına gittikten sonra
afiyetle yemeğe hazır olacaklar.